Esselamu Aleyküm Sayın Tahfçilerim. Allah'ın selamı hepimizin üzerinde olsun inşallah. Sayın Tahfçilerim, bugün sizlere istediğiniz bir tarif inşallah yapacağım. Burada 9 bardak unum var. 1 kiloya bedel. 1 tatlı kaşığı maya. Üzerine ılık su ıslanmasını bekleyeceğim. Burada da 1 tatlı kaşığı tuz ekledim. Şimdi mayamız ıslandı. 1 yemek kaşığı zeytinyağı. Ve bunu yoğurmaya başlayacağım. Şu an 3 bardak su koydum. Tam 3,5 bardak su kullandım. Hamurum çok cıvık bir hamur olmayacak. Hamurumu 2-3 dakika yoğuracağım. Şimdi sayın takipçilerim, hamurum bu kadar yeter yoğurduğum. 2-3 dakika yoğurdum. Şimdi hamurumun üstünü kapattım. Mayalanmasını bekleyeceğim. Görüşürüz inşallah. Şimdi sayın takipçilerim, maşallah berekallah. Çok da güzel mayalanmış. Şimdi unum var. Şöyle masama unu serpiyor ve hamurumu yumaklayacağım böyle. Dinlenmiş hamurumdan başlıyorum. Burada hamurların kurumaması için üstlerini örtüyorum. Şimdi sayın takipçilerim, sacımı koydum, altını da açtım, ekmeğimi yapıyorum. Sizler de yaparsınız inşallah. Sayın takipçilerim, siz isterseniz teflon tavada da yapabilirsiniz. Sacınız yoksa şart değil yani, eşit saç. İlerideki zamanda inşallah sizlere sıkma da yapacağım. Adana sıkması meşhur burada.
Şimdi sahne takipçilerim, bitirdik ekmek yapmayı. Şöyle ufaklarını da yaptım. Siz tavada yapabilin diye bu şekilde bunları. Hafiften bunları ıslatacağım. Biliyorum şimdi siz diyeceksiniz ki niye fıs fıs kullanmıyorsun? Ben de her şey organik, doğal. Sahne takipçilerim, kalın yaparsak daha yumuşak olur. Ama ince yaparsak bu şekilde oluyor. Ama azıcık hafif bir suyla serttik mi hemen yumuşuyorlar. Üzerlerini kapatıyorum yumuşayana kadar. Sahne takipçilerim, şimdi ekmeklerimiz yumuşadı. Böyle. Maşallah, berekallah. Ekmeklerimiz o kadar güzel oldu ki şekilde. İsterseniz kebaba kullanın, isterseniz dürüm yapın. Ne istersek bunlarla tüketebiliriz. İnanılmaz güzel oldular. Şimdi katlayıp bismillahirrahmanirrahim. Ekmeklerimi bu şekilde buzdolabı poşetlerine böyle koyup dondurucuya koyacağım. Lazım oldukça çıkarıp tüketeceğiz inşallah. İnşallah siz de yaparsınız. Tam 9 bardak un, 1 kilo una eşit. Tam 20 tane ekmeğim çıktı. Şimdi sahne takipçilerim, burada patlıcan çullaması yapmıştım. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Oğlum acıkmış, dürüm bekliyor. Peynirim ve taze soğan doğradım, karıştırdım. Bunu da bir dürüm yapacağım. Buyurun sayın takipçilerim, yanında da taze soğan. Buyurun, dürümümüz hazır. Bu şekilde. Yiyenlere afiyet olsun. Sayın takipçilerim, bana abone olmadıysanız abone olmayı, beğeni yapmayı ve çok kıymetli yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Benim için gerçekten çok önemli ve değerli sizin yorumlarınız. Yiyenlere afiyet olsun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.